Merhaba, bugün sizlerle şu suni tatlandırıcıları konuşmak istiyorum. Ne zaman bir yere gitsek, çay kahve gelse birileri cebinden o küçük zımbırtıları çıkartıyor, çıt 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 şeker yerine kullanıyor. Suni tatlandırıcı kullanmanın tek bir amacı var. Şeker kullanmamak, dolayısıyla kalori almamak ve kilo almamak. Düz mantıktan bakarsanız bu doğru. Ancak birazdan göreceğiniz gibi bu o kadar da basit değil. Suni tatlandırıcılar şeker hastaları ve kilo almak istemeyen veya kilo vermek isteyen kişiler tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak çayımıza kahvemize koyduğumuz bu suni tatlandırıcılar dışında hayatımızın her aşamasında, her noktasında suni tatlandırıcılar yer almaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir çalışma yaklaşık 3000 üründe suni tatlandırıcı kullanıldığını göstermektedir. Diyet meşrubatlar, diyet tatlılar ve kekler, şekerlemeler, nane şekerleri, cikletler, meyveli içecekler, yoğurtlar, bazı konserveler, ketçap, fabrikasyon ekmekler, diş macunları, antiseptik gargaralar, ilaçlar, şuruplar ve hatta bazı bebek mamalarında suni tatlandırıcı var. Suni tatlandırıcılar adı üzerinde suni ve çoğu kimyasal bir takım maddelerdir. Örneğin sakarin tesadüfen kömür katranında bulunmuş ve kullanılmaya başlanmıştır. Öte yandan en sık kullanılan suni tatlandırıcılardan olan aspartam bir ilaç araştırması sırasında yine tesadüfen bulunmuştur. Amerikan Sağlık Bakanlığı FDA tarafından onaylanmış belli başlı suni tatlandırıcılar şunlar. Sakarin, aspartam, asesulfam K, sukraloz, stevia, zilitol ve eritritol. Onaylanmış derken bunların zararsız olduğu anlaşılmasın. Bu ve benzeri ürünlere GRAS yani Generally Recognized as Safe sertifikası verilmektedir. Bu belirli dozlarda, düşük dozlarda insan sağlığına zararlı olmadığını ifade etmektedir. Ama ileride göreceğimiz gibi bu konu da ciddi tartışmalara neden olmaktadır. Bu maddelerin en önemli özellikleri kalori içermemelerine rağmen şekerden 30 ila 1000 kat daha tatlı olmalarıdır. Suni tatlandırıcılar ilk kullanıma girdiği günden itibaren ciddi endişelere ve tartışmalara neden olmuştur. Bu endişeler kısa ve uzun vadeli olası yan etkileri nedeniyle olmuştur. Sık görülen kısa vadeli yan etkileri, baş ağrıları, sinirlilik ve huzursuzluk, depresyon, uyku bozuklukları, kulak çınlaması ve alerjik reaksiyon. Öte yandan bu maddelerin uzun süreli ve yüksek dozla kullanılmaları ile ilgili ciddi yan etkiler söz konusudur. Bunlar karaciğer hasarı, insülin direnci, kalın bağırsak hastalıkları, bağışıklık sisteminde zayıflama, kalp damar hastalıkları ve bazı kanserler. Önce şu kanser konusunu bir aradan çıkaralım. Suni tatlandırıcılarla ilgili en ciddi endişeler bunların uzun vadeli kullanımlarında kansere neden olabilecekleriydi. Başta sakarin ve aspartam olmak üzere yapılan bilimsel çalışmalar bu maddelerin hayvanlarda başta mesane kanseri olmak üzere bir takım kanserlere neden olmasıydı. Bu endişeler nedeniyle bu maddelerin kullanımına yasak getirilmiş ama daha sonra endüstri baskıları nedeniyle yeniden izin alarak kullanıma girmişlerdir. İnsanlar üzerinde yapılan çalışmalar ise kronik ve yüksek dozda suni tatlandırıcı kullanmanın ufak da olsa kanser insidansında bir artış olduğunu göstermektedir. Bu konu hala araştırmalara ve tartışmalara neden olmaktadır. Şimdi bu konuyu bir kenara koyup daha somut konulara bir bakalım. Başta söylediğim gibi suni tatlandırıcı kullanmanın en önemli nedeni kilo almamak veya kilo vermektir. Ancak zaman içinde yapılan bilimsel çalışmalar suni tatlandırıcıların kilo vermeye yardımcı olmadıkları ve aksine kilo almaya neden olduklarını göstermektedir. Hadi buyurun buradan yakın.
Burada çok ilginç bir mekanizma var. Bizim beynimiz meyveler gibi, bal gibi doğal tatlı maddelerle birlikte bir kalori gelmesi gerektiğini biliyor. Suni tatlandırıcı kullanıldığında tatlı tadı gelmesine karşın beyin bir süre sonra bununla birlikte gelmesi gereken kalorinin gelmediğini görüyor. Ve bu durumu telafi etmek için beynimizden bir takım hormonlar salgılıyor, açlık hormonlarını devreye sokuyor ve bizi o aradaki açığı kapatmak için daha yüksek kalorili gıdalar almaya yönlendiriyor. Burada bir de çok ilginç başka bir mekanizma var. Şimdi başta söylediğim gibi bu suni tatlandırıcılar şekerden 30 ila 1000 kat daha tatlı. Suni tatlandırıcı kullanmaya alışmış kişilerin bir süre sonra tatlı eşikleri değişiyor. Yani hem dilleri hem beyinleri yüksek oranda bir tatlıya alışmış oluyorlar. Şimdi buna alışmış olan kişiler normal tatlı, şekerli gıdalar yediklerinde aradıkları, alışık oldukları tadı elde edemeyince bu sefer daha fazla yemeye başlıyorlar. Bu da işte kilo almaya etkili bir başka faktör. Yani suni tatlandırıcılarla daha az kalori alma hamlemiz ters tepiyor. Öte yandan bir de bugün geldiğimiz tabloya bakalım. Suni tatlandırıcıların başta meşrubatlar olmak üzere yaygın olarak kullanıldığı 80'li yıldan itibaren bu maddeler sayesinde obezite oranında herhangi bir azalma olmadığı gibi kademeli olarak artmakta ve bu artış devam etmektedir. Suni tatlandırıcılar alındıktan ve görevini yerine getirdikten sonra herhangi bir değişime uğramadan ve sindirilmeden bağırsaklara geçerler. Suni tatlandırıcıların bu bölgede çok önemli etkileri var. Her şeyden önce bağırsak duvarlarında bir takım kimyasal değişikliklere ve enflamasyona neden olur. Öte yandan bizim şeker ve kolesterol metabolizmamızda çok önemli görev gören bağırsaklarımızdaki faydalı probiyotik bakterilere zarar verirler. Probiyotik bakterilerimizin fonksiyonlarında gelişen bu bozulma bizim şeker metabolizmamızın da bozulmasına neden olur. Ve buna glikoz intoleransı denmektedir. Bu bir müddet sonra şeker metabolizmasının bozulması nedeniyle insülin direncine neden olur. Öte yandan bağırsak beyin yolağı denilen bir mekanizma ile iştah duygusunda bozulmalar olur ve genellikle kontrolsüz bir iştah artışı olur. Suni tatlandırıcılar şeker hastalarının şeker kullanmamak adına kullandıkları bir madde. Ancak biraz önce gördüğümüz gibi bağırsak floramızdaki zararlı etkileri nedeniyle şeker metabolizmasında bozulma olmaktadır ve bu tam ters tepmektedir. Bu nedenle birçok bilimsel çalışma şeker hastalarında şeker kadar suni tatlandırıcıların da zararlı olabileceği görüşü. Özellikle diyet meşrubatlarda yaygın olarak kullanılan aspartam maddesi bağırsaklara ulaştığında buradaki bakteriler tarafından aspartik asit ve fenilalanin denilen bir maddeye dönüştürülür. Kana karışan fenilalanin karaciğere ulaştığında burada bir takım toksik maddelere dönüştürülür. Bu maddelerin başında metanol, formik asit ve formaldehit gelir. Bilmeyenler için söyleyeyim. Metanol, kaçak içki üretiminde kullanılan son derece toksik, öldürücü bir alkol cinsidir. Öte yandan formaldehit, kadavraların mumyalanması için kullanılan bir madde ve bu maddelerin hepsi karaciğere doğrudan toksik etki gösterirler. Uzun süreli ve yüksek dozda diyet meşrubat kullanılmasının karaciğerde yağlanmaya ve sonrasında karaciğer hasarına neden olduğu bilinmektedir. Son olarak da çok yakın zamanda Cleveland Clinic'te yapılmış bir araştırmanın sonuçlarını sizinle paylaşmak istiyorum. Bu çalışmada bir suni tatlandırıcı olarak yaygın olarak kullanılan eritritol maddesinin uzun süreli kullanımlarında kanda pıhtılaşma bozukluklarına neden olduğu ve kalp damar hastalıkları, kalp krizleri ve beyin damar tıkanmalarına bağlı felçlere neden olduğu gösterilmiştir. Bu çalışma çok endişe yaratmış ve ciddi tartışmalara neden olmuştur. Suni tatlandırıcılar meselesi son derece karmaşık ve geniş bir konu. Ancak bu maddelerin sanıldığı kadar masum olmadığı ve insan sağlığı üzerine ciddi olumsuz etkilerinin olduğu aşikar. Konuyu özetleyecek olursak, ilk başta söylediğimiz kısa vadeli yan etkileri belki bu yan etkilerin en masumu. Suni tatlandırıcılar kilo vermeye yardımcı olmadıkları gibi çok zaman kilo almaya neden oluyorlar.
Sunni tatlandırıcıların bağırsak bakterilerimize olan olumsuz etkileri, başta glikoz intoleransı ve insülin direnci gibi durumlara neden olup şeker metabolizmasını önemli ölçüde bozarlar. Şeker hastalarında şeker almamak adına kullanılan sunni tatlandırıcıların faydadan çok zararı olduğu düşünülmektedir. Son olarak da uzun süreli ve yüksek dozda aspartam kullanılmasının çok ciddi karaciğer toksitesi olduğu bilinmektedir. Kanser konusu hala biraz karmaşık ama burada ufak da olsa bir risk olduğu artık kabul edilmektedir. Sonuç olarak sunni tatlandırıcıların olası yan etkileri ve zararları göz önünde bulundurulduğu takdirde bunun insan beslenmesinde bir yerinin olmadığını söyleyebiliriz. Şimdi size bir soru. Siz kimyasal formülü 1,6 dikloro, 1,6 didoksi beta, D fruktofuranosil, D kloro, dezoksi alfa D, galaktopiranosit olan bir maddeyi ağzınıza koymak ister misiniz? Sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.